Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere harika bir sarımsaklı ekmek tarifi vereceğim. Şöyle içini de göstereyim. Gerçekten tadı harika oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Oldukça gevrek, bol kaşar peynirli harika ekmeklerimiz olacak. Şimdi hemen yapımına geçelim. Şimdi ilk olarak hamurumuzu mayalamakla başlıyoruz işe. 1 yemek kaşığı kuru mayamı genişçe bir kaba aldım. Kuru mayanız yoksa yaş maya da kullanabilirsiniz ama tabii ki yaş maya oranını arttırmanız gerekiyor. Burada yaklaşık bir paket kadar kuru maya var. Siz de 30 gram kadar yaş maya kullanırsanız aynı işlemi görecektir. Kabımın içerisine bir yemek kaşığı şekerimi de ilave ettim. Bir su bardağı da ılık suyumu ilave ediyorum. Suyumuz lütfen sıcak olmasın. Eğer sıcak su kullanırsanız hamurunuz mayalanmayacaktır. Çünkü mayayı öldürmüş oluyoruz bu şekilde. Maya tamamen eriyinceye kadar biraz karıştırıyorum. Daha sonra bu şekilde kapağını kapatıp yaklaşık 10 dakika boyunca biraz mayalandıracağız. Şimdi 10 dakika sonra bu görüntüyü aldı. İçerisine 2 yemek kaşığı rendelemiş olduğum sarımsaklarımı ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı sarımsak tozum var. Onu da ekliyorum. Eğer sarımsak tozunuz yoksa ekleyemeyebilirsiniz. Yarım su bardağı zeytinyağı kullanacağım. Onu da ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı kekik ve yine 1 yemek kaşığı tuzumu da ilave ettim hepsini kısaca karıştıracağım. Şimdi artık un ilavesine geçebilirim. Unumu her zaman olduğu gibi yavaş yavaş ilave ediyorum. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü de 200 milimlik bardaklardan. İlk olarak bir spatula yardımıyla biraz toparlanmasını sağlayacağım. Daha sonra elimle yoğurma aşamasına geçeceğim ele yapışmayan bir hamur elde ettiğiniz zaman un ilavesini bırakın. Daha fazla un ilavesi yapmayın. Önceki videolarımda da söylediğimi burada yine tekrarlamış olacağım. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız o kadar kaliteli bir hamur elde edeceksiniz. Bu yüzden yaklaşık 10 dakika boyunca hamurumu güzelce yoğuruyorum. Hatta şöyle bu işlemi daha rahat yapabilmek için tezgahımın üzerine biraz un alarak hamurumu aldım ve burada Güzel bir şekilde yoğurma işlemi tamamlayacağım. Bakın artık hamurum oldukça yumuşak ve çok güzel bir kıvama geldi. 10 dakika sonunda artık kabımı alabilirim. Üzerine bir streç film örtüyorum. Ve bu şekilde mayalanmayı bırakacağım. Hamurunuzu akşamdan mayalayıp sabaha yaparsanız çok daha güzel olur. Ben o şekilde yaptım. Geceden mayaladım. Ama o kadar vaktiniz yoksa en az 2-3 saat mayalandırmaya bırakırsanız iyi bir sonuç elde edeceksiniz. Evet bir kazıyıcı yardımıyla tezgahımın üzerine alacağım. Yapmış olduğumuz hamurla toplamda 2 tane sarımsaklı ekmek elde edeceğiz. Bu yüzden şimdi hamurumu 2 eşit parçaya böleceğim. Gerçekten yapımı zaten çok kolay. Bir de hamuru geceden mayalandırdığınız zaman... Yapılış süresini daha da düşürmüş oluyorsunuz. Sabah kahvaltılarınızda harika olacak. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Şimdi birinci parçamı şöyle hafiften altına doğru katlayarak yuvarlak bir hale getirdim. Çok fazla yoğurmuyorum. Hatta hiç yoğurmuyorum bu aşamada. Sadece şöyle aşağı doğru kıvırarak yuvarlak bir hale getiriyorum. Şimdi hamurlarımın üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağını paylaştırarak Güzelce her tarafına gelecek şekilde elimle sürüyorum. Ve bu şekilde üzerine hiç örtmenize gerek yok. 10 dakika boyunca kenarda dinlensinler. Biz de bu sırada iç harcını hazırlayacağız. Burada 100 gram erittiğim tereyağım var. İçerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağımı da ilave ettim. İçerisine 4 yemek kaşığı ince ince kıymış olduğum maydanozlarımı da ilave ederek hepsini güzelce harmanlıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu sosu hem içlerine hem de üzerlerine süreceğiz. Yani aslında bu sosu dörde böleceğiz gibi düşünebilirsiniz. Bu sırada hamurlarım da dinlendi. Tezgahımın üzerine biraz mısır unu serpiştiriyorum. Mısır ununuz yoksa normal un da kullanabilirsiniz ama mısır unuyla çok daha güzel oluyor. Hamurumu elimle bastıra bastıra yuvarlak bir şekilde açıyorum. Bu aşamada hiç oklava kullanmamıza gerek yok. Zaten hamur çok güzel bir şekilde mayalandığı için oldukça rahat bir şekilde açılıyor. Evet, gördüğünüz gibi bu büyüklükte bir hamur elde ettim. Çok fazla kalın değil, çok çok fazla ince de değil. Hazırlamış olduğum karışımımdan içine güzelce sürüyorum ama kenarlarına çok fazla gitmemeye dikkat edelim. Çünkü birazdan ikiye katlayacağız. Bu şekilde sürmemiz bize kolaylık sağlayacak bu aşamada. Evet, harcımdan sürdükten sonra sadece bir kenarına rendelemiş olduğum kaşar peynirlerimden güzelce ilave ediyorum. Burada herhangi bir ölçü vermedim. İstediğiniz miktarda kaşar peyniri kullanabilirsiniz. Evet, kaşar peynirinin üzerine biraz da kekik serpiştireceğim. İçerisine biraz daha küçük küçük doğradığım kırmızı biberlerimi ilave ediyorum. Kuru da kullanabilirsiniz bu aşamada. Evet, diğer kenarından katlayarak güzelce bastıracağım. Güzelce bastıralım ki hamurumuz pişerken açılma yapmasın. Evet, elimle de şeklini şöyle biraz düzeltiyorum ve bu şekilde fırın tepsime alacağım. Diğer hamurum için de aynı işlemleri tekrarladım. Kalan harcımı üzerlerine güzelce sürüyorum. Sürmüş olduğum harcımın üzerine yine şöyle biraz da kırmızı biber serpiştireceğim. Yani görüntüleri gerçekten harika gözüküyor şu anda. Son olarak üzerlerine bıçakla biraz kesikler atacağım. Yani şöyle baş ve son kısmını kesmiyoruz tabii ki. Sonuna kadar kesmiyoruz yani. Sadece ortasında böyle biraz kesikler kalacak şekilde kesme işlemi tamamlayacağım. Önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında yaklaşık 25 dakika boyunca pişmeye gönderiyorum. Ve güzelce kızardı. 25 dakikanın sonunda ben fırından aldım. Tabii ki herkesin fırını değişiklik gösterecektir. Kontrollü bir şekilde pişme işlemini tamamlayalım oldukça yumuşaklar harika gözüküyorlar harikadı kokuyorlar şimdi ben bir tanesini dilimleyip iç kısmını da göstereceğim sizlere denemenizi kesinlikle tavsiye ederek videom burada bitiriyorum deneyeceklere afiyet olsun yorumlarınızı eksik etmeyin videomu beğenip sağ alt köşedeki butona tıklayarak kanalıma abone olursanız bana da destek olmuş olursunuz yeni tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.